Merhaba retro oyun severler. Bu seferki bölümümüzde Konami Hyper Boy'a bakacağız. Bu aslında bir genel ilk bakış videosu. Çünkü çok fazla detayına inemeyeceğiz. Cihaz kendi elimde olmadığı için Retromen'in koleksiyonunu görmeye gittiğimde çekmiştim. Ön hazırlıksız ve kısıtlı zamanda çekilmiş bir video olduğu için çok fazla detaylı olamadı. Sağ olsun Süleyman da kamerayı tutarak bana yardımcı oldu çekim sırasında. Çekim yaptığımız ortam ekrandan kayıt yapmaya müsait olmadığı için, çok fazla yansıma oluştuğu için ekran görüntülerini başka birinin videosundan almak zorunda kaldım. Söz konusu kullanıcının adı Vectrex Rolly. Kendisinden izin istediğimde kendi videosundan istediğim kadar kullanabileceğini söyledi. Ona da teşekkür ediyorum buradan. Şimdi sizle olay yerinde çektiğim videoları çok fazla kesip biçmeden paylaşacağım. Şimdi bilmeyenlere çok şey ifade etmeyebilir ama Game Boy'larınızı tabletop makinalara dönüştüren bir cihaz var karşımızda. Konami Hyper Boy. Süleyman'ın koleksiyonunda ki en pahalı parça değil ama herhalde süre olarak en çok aradığı şey bu. En uzun sürede elde ettiği ürün bu. Bayağıdır arıyordu, ben de biliyordum. Hatta kendi alırken bana da linkini yollamıştı. Sen de al, iki tane var diye, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten çok önemli bir parça bence de. Mekanik bir sistemle Game Boy'larınızın tuşlarını üzerindeki tuşlara aktarıyor. Herhangi dijital bir aktarım yok. Gayet mekanik bir şekilde aktarıyor. Birazdan da uygulamasına mutlaka bakacağız zaten. Arkadaşlar, ekrandan çekim yapmak çok mümkün olmadığı için, çünkü çok fazla bir yansıma var. Şu anda gündüz olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ben size şöyle kısaca ne olduğunu bir anlatayım. Arkadaşlar, Hyper Boy demiştik ya, Game Boy'umuzu masaüstü bir mini arcade'e dönüştürüyor. Gerçekten de öyle. İçerisindeki düğmeleri mekanik olarak üzerindeki düğmelere aktarıyor. Yani burada start'a bastığımızda dijital bir veri aktarılmıyor. Direkt Game Boy'umuzun üzerinde bir tuşa basılıyor mekanik bir sistemle. Özet olarak bu. Ekranında aydınlatma var arkadaşlar. Yani Hyper Boy'umuzun ekranında bir ışık var. Game Boy'un ekranını aydınlatan ve Power'ını açtığımızda da ses yükselticisi var içerisinde. Sesi duyabiliyoruz ama ışığı kapattığımızda yükseltilmiş sesimizi de kaybediyoruz. Öyle küçük bir dezavantajı var ama bütün bunları bence göz ardı etmemize neden olan, yani bu dezavantajını, bir de joystick'ini 8 veya 4 yönlü olarak ayarlayabildiğimiz bir özelliği var. Buna gate ayarı deniyor arcade'lerde. Bunda ne diye yazmışlar bilmiyorum. Japonca kullanma kılavuzu. Gate ayarında arkadaşlar, Pac-Man gibi 4 yönlü oyunları oynarken joystick'imizin çaprazlara kaçmaması için kilitler çıkıyor. Engelleyiciler çıkıyor köşelerde. Böylelikle sadece aşağı yukarı sağa sola gidiyor joystick'imiz. Fakat eğer dövüş oyunu oynayacaksak eğer gate'imizi, yani bu joystick'imizin hareketini kısıtlayan parçayı iptal edebiliyoruz. Böylelikle aduketimizi vesairemizi yapabiliyoruz. Çünkü bütün 8 yöne de çalışıyor, yani çaprazlara da gayet rahat bir şekilde gidiyor. Şimdi içine Nemesis koyduk. Bir shooter oyunu. Üzerinden start'a basıyoruz. Şu anda ışığımızı kapatmışız. Yandığımı anlatsız herhalde. Çok başarılı ya. Kesinlikle Game Boy oynuyormuşuz gibi değil yani. Gayet farklı bir deneyim. O bağırıyor, ben de bağırıyorum. Kaçamıyorum. Yansımadan çaprazdan bakıyorum bile şimdi. Biraz zor. Ama zaten shooterlarda da çok parlak bir kariyerim yok. Farklı farklı oyunları göstermenin bir anlamı yok. Çünkü ekrandan çekim yapamıyoruz. Sesi kapatalım şöyle. Ekrandan çekim yapamadığımız için farklı farklı oyunları göstermenin de bir anlamı yok. Yani Hyper Boy eğer edinme imkanınız varsa, bir fırsat olarak karşınıza çıktıysa, mutlaka değerlendirmeniz gereken bir fırsat diye düşünüyorum. Hatta bu Hyper Boy'u senin koleksiyondan ayrı bir bile yükleyebilirim yani video olarak. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir şey. Şöyle alt tarafını göstereyim. Alt tarafında arkadaşlar İki tane en büyük boy pil alan bir pil haznesi var. İki pille hem ekranınızı aydınlatıyor hem de ses çıkışını, bu stereo mu veriyor? Evet.
Stereo ses çıkışı sağlayan minik bir amfisi de var içerisinde. Güzel arcade tarzı bir joystick'imiz var. Star Select, A ve bütün var olan tuşlarımız. Bunun üzerinde de mevcut, yani Game Boy'da olan. Üstten zaten Game Boy'umuzun kafasını görüyoruz. Buradan açma kapamamızı, oyun değişmemizi cihazı yerinden çıkartmadan gayet başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. Zaten eğer bunu kullanacaksanız bence kişisel fikrim bir tane Game Boy buna feda etmeniz için de sürekli durması yönünde olur. Hyperboy hakkında söyleyeceklerimiz de bu kadar.